İzmir Top ekranlarından herkese merhabalar. Ben Şebnem Şengez. İzmir'in haberleriyle karşınızdayız. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda kara kış destekleri başladı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 25 milyon lira nakit desteği, 30 milyon lira tutarında gıda, öğrencilere 20 milyon liralık eğitim ve kırtasiye malzemesi, 20 milyon liralık bez, mama, giysi ve ev eşyası desteği sağlanacak. Ayrılan 30 milyon liralık kaynakla en az 1 milyon 350 bin kişilik sıcak yemek üretilip yurttaşlara ulaştırılacak. Kış boyunca yakacak soba ve battaniye desteğini sürdürecek Büyükşehir Belediyesi ilk etapta bin hanenin soba, beş bin hanenin ise yakacak ihtiyacını karşılayarak yardımlarına devam edecek. Pandemi sürecinde artan trafiği önlemek adına hayata geçirilen ulaşım çalışmalarındaki ücretsiz yol yardım hizmeti devam ediyor. İzum tarafından 9 Eylül 2020 tarihinden itibaren başlayan uygulamayla birlikte kaza ve arıza nedeniyle yaşanan zaman kayıpları azaldı. Toplamda 1355 aracın ortalama kaldırılma süresi 24 dakika olarak hesaplandı ve tüm araçlar çekici hizmetinden ücretsiz yararlandı. Zabıta Dairesi Başkanlığı Zabıta Trafik Şubesi güvenli trafik akışını sağlamak için denetimlerini sürdürüyor. Vatandaşlardan gelen şikayetleri değerlendiren ekipler ticari taksilerin kısa mesafe diyerek yolcu almadığına dair gelen şikayetler üzerine harekete geçti. Sivil zabıta ekipleri kentin farklı noktalarında yolcu gibi bindikleri taksicilerden kendilerini kısa mesafeye götürmelerini istedi. Kısa mesafe gitmeyerek yolcuları mağdur eden taksi şoförlerine İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümeni tarafından belirlenen 427 liralık para cezası uygulandı. ESOT Genel Müdürlüğü ulaşımda kolaylık sağlayacak yazılımı Duraktayım uygulamasını ESOT Mobil üzerinden hizmete aldı. Engelli İzmirim kart sahibi görme engelli yolcular bilmek istedikleri otobüse bildirim gönderecek. Otobüs şoförü engelli yolcunun hangi durakta beklediğini bilecek. Yapılacak sesli uyarı sayesinde görme engelliler otobüslerinin durağa geldiğini yardıma ihtiyaç duymadan öğrenebilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzdeniz Genel Müdürlüğü İzmir Marina'nın sponsor olduğu Kadın Yelkenciler Spor Kulübü Derneği İstanbul'dan iki kupayla döndü. Kadın Yelkenciler Spor Kulübü Derneği, Kaptan Peyvent Öksüz ve 10 kişilik ekibiyle teknede 3 gün boyunca IRC 4 kategorisinde kadın ve erkek takımlarıyla bir arada yarıştı. Dernek, IRC 4 kategorisinde ikincilik kupasını, bütün IRC 4 kadın yelken gruplarında üçüncülük kupasını kazanarak İzmir'e kupa heyecanı yaşattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçisi Adem Burak Uzun önemli bir başarıya imza attı. İzmirli genç sporcu Belgrad'da başlayan U23 Dünya Greco Roman Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı. Organizasyonda 55 kiloda mindere çıkan sporcumuz, üçüncülük maçında Kazakistanlı rakibini 4-0 öndeyken tuşla yenerek dünya üçüncüsü oldu. İzmir'in haberleri şimdilik noktaladık. Haftaya yeniden İzmir Tup'ta görüşmek üzere. Hoşçakalın.